Yatırım bülteninden herkese günaydın. Hem içeride gelen yoğun haber akışları hem de dışarıda gelen yine yapılan haber akışları ile birlikte Fed Başkanı Jerome Powell'dan enflasyonun artık geçici söylemini terk etmesinin ardından küresel piyasalar ve içeride yine piyasaların hareketli bir haftanın içerisinde olduğunu, yoğun bir haftanın içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasaya dair döviz müdahalesinin 7 yıl aradan sonra gelen ilk müdahale olduğunu hatırlatmış olalım. Yaklaşık 1 milyar dolar tutarında olan müdahalede 340 milyon doları VIOP üzerinden, diğer kısmı ise spot piyasaları üzerinden de gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Ardından sıcak haberlerle yine güne başlıyoruz. Günün öne çıkan gündem başlıklarına bakacak olursak ilk günden başlığında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan görevinden ayrıldı. Yerine Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati geldi. Özellikle kulislerde dolaşılan bir bilgiydi bu ve resmi gazetede yayımlanan kararın ardından Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin göreve getirildiği de yine açıklanmış oldu. Piyasalara bakacak olursak an itibariyle özellikle Asya piyasalarında da olumsuz ayrıştığını, TL'nin olumsuz ayrıştığını kararın ardından görebiliyoruz. Bununla birlikte dün yine geniş bir band aralığında hareket etmişti dolar TL. Özellikle Merkez Bankası'nın piyasaya yapmış olduğu döviz müdahalesiyle birlikte bir nebze kayıplarını geri almaya çalışsa da günü 1.7'lik değer kaybıyla da kapattığını hatırlatalım. An itibariyle ise yine 13.50 seviyelerinden de geçtiğini, fiyatlamada negatif ayrıştığını da söylemek mümkün. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün yatırımcılarla çevrim içi konferansları düzenleyeceğini hatırlatalım. Burada hem yerli hem de yabancı yatırımcılarla olan toplantısı olacak. Toplantıdan çıkan mesajlar da piyasaların odağında olacak. Diğer bir başlık ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Omikron vakası, ilk Omikron vakası da tespit edildi. Bununla birlikte S&P 500'de özellikle kayıpların dün itibariyle takip ettik. Normalde pozitif bir seyir gösteren ve bu Omikron vakası sonrasında ABD endekslerinde ve ardından yine Temsilciler Meclisi'nde yapmış olduğu konuşmayla birlikte Powell'ın burada piyasaların bir nebze negatife yönüne çevirdiğini görüyoruz. Ama ABD vadelileri bakacak olursak kısmi toparlama içerisinde. Fed Başkanı Jerome Powell kalıcı enflasyon riskinin arttığı mesajını yinelemiş oldu. Başkan Powell'ı özellikle kalıcı enflasyondan uzak bir söylemde görüyorduk. Bu zamana kadarki olan süreçte geçici enflasyonun altını vurgularken an itibariyle artık son günlerde, özellikle son 1-2 haftadır olanki süreçte Powell'ın enflasyonun kalıcı olacağına dair ve araçlarını kullanma konusunda da ısrarcı olabileceklerini, yine tahvil alım programlarının azaltım hızının da arttırabileceğine yönelik beklentileri oluşmuş oldu. S&P 500 Omikron endişesiyle gerilerken Asya'da yatırımcılar virüs riskini, etkisini de tartıyor. An itibariyle gelen olumlu haber akışları, olumsuz haber akışları derken piyasalar yön bulmaya çalışıyor. Evet, içeriye bakacak olursak içeride yoğun gelişmeler vardı. Dün tarihi günlerden bir tanesini geride bıraktık. Yapılan Merkez Bankası'nın 7 yıl sonra arada yapılan döviz likiditesi müdahalesiyle birlikte dolar TL geniş band aralığında işlem görmüştü. An itibariyle bakacak olursak da şu an 13.47-18 seviyesinden %1,69'luk baskı olduğunu söyleyebiliriz. Euro TL'de ise yine 15.26-98 seviyesinde, burada da %2'ye yakın bir değer kaybı söz konusu TL'nin Euro'ya karşı. Sepet kur tarafına bakacak olursak 14.30'un üzerinde fiyatlama ile birlikte 14.37-21'den işlemden geçerken dolar endeksi ise 96'nın üzerinde tutulma çabası söz konusu. Dünkü Powell'dan gelen şahin açıklamalar, Omikron endişesi dolar endeksindeki gidişatı nasıl olacak, nasıl şekillendirecek, yine Serdar Pazı ile bunu da konuşuyor olacağız. Euro dolar paritesine bakacak olursak ise 1.13.20 seviyesinden de işlemden geçiyor. Evet, gelişmeler oldukça yoğun. İçeride yine haber akışları sıcak bir haberle başladık. Bakanın istifası ve ardından yerine gelen bakan yardımcısı Nebati, Nurettin Nebati diyebiliriz. Kutay, piyasa etkileri nasıl? Evet, şimdi bu yeni güne başlarken ben de 5-6 tane başlık çıkarttım. Bunların yarısı neredeyse yurt içerisine ait. Bunlardan biri, senin de biraz önce bahsettiğin gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişikliği takip ettik.
Diğer taraftan dün Merkez Bankası nezdinde dövize müdahaleyi izledik. Satım yönünde bir müdahale gerçekleşti. Üçüncü taraf biraz daha küresel cepheden Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sürüyor. Aynı açıklamaları yapsa da biri Senato'da dünkü Temsilciler Meclisi'ndeydi. Bunun çıktıları farklı oldu. Neyden bahsediyorum? ABD endekslerinde satışlar takip ettiğimizi görüyoruz. Dördüncü maddeye belki şeyi koyabilirim. Bugün OPEC toplantısı var. Hani biraz iç gündemimizden dolayı dış gündemdeki önemli başlıkları unutmamak için OPEC'ten ne gibi hamleler gelecek bunu konuşuruz. Beşincisi de sen de söylediğin yatırımcı toplantıları var. Buradan gelecek mesajlar piyasalar nezdinde içeride takip edileceğini söyleyelim. Şimdi her birinin detayına inersek. Bir, öncelikle Merkez Bankası'ndan gelen hamleyi konuşmak isterim. Elde ettiğimiz kaynak bilgilere göre kabaca 1 milyar dolarlık hamleden bahsediyoruz. Bu 1 milyar dolarlık hamlenin 340 milyon doları Viyop tarafından gerçekleşti. Bunu nasıl görebiliriz? Viyop aracı kurumda alımından baktığımızda dün satış pozisyonunun neredeyse kabaca %90'ından fazlası Merkez Bankası tarafından gerçekleşti. Adet bazında bakarsak bankanın pozisyonu 340 bin adet short, yani aşağı yönlü kısa pozisyon aldığını görüyoruz Merkez Bankası. Bunu işte kontrat sözleşme büyüklüğüyle çarptığımızda işte ulaştığımız rakam 340 milyon dolarlık bir satışa işaret etmiş oluyor. Toplam satışların dediğim gibi %96'sı Merkez Bankası tarafından geldi. Dün Viyop'taki yakın vade dolar TL kontratının işlem hacminin de kabaca %5.5'i yine Merkez Bankası tarafından sağlandığını da görüyoruz. Hacimlerde de Merkez Bankası'nın dün Viyop'ta önemli paydaşı olduğunu gördük. Gelişmeler doğrultusunda bu, tabii ki de döviz tarafında oldukça dün volatil seyir takip ettiğimizi izledik. Yine işlem bandı oldukça genişti. Dün gün içerisinde 12.41 13.88 gibi 1 lira 40 kuruşluk işlem bandı takip ettik dolar TL nezdinde. Dönüp Borsa İstanbul'a bakarsak, Borsa İstanbul son 32 işlem gününün 29'unu pozitif tarafta kapattı. Sadece 3'ünü negatif tarafta sonlandırdı. TL bazında baktığımızda, TL bazında değil mi de endeks bazında baktığımızda bu rally'de %32-%33'lük bir yükselişten bahsediyoruz. O 32 günlük periyot içerisinde. Tabi burada şu ayrışma ön plana çıkıyor. TL'deki değer kaybı da dolar bazında endeksi yine 140 dolarların altında tutmaya devam ettiğini de hatırlatmış olalım. Görev değişikliği sonrasında, Hazine Bakanlığı nezdindeki görev değişikliği sonrasında TL'de değer kayıplarının tekrardan ön plana çıktığını görüyoruz. Bu sabah 13.50'li seviyelerde. Sadece bu işin tek göstergesi dolar TL olarak da irdelememek lazım. Diğer cepheden baktığımda bugün CDS'ler 538'lere kadar da gün içerisinde yükseldiğini gördük. 2 yıllık faizlerimiz 21'ler seviyesinde, 10 yıllıklar 21-15 civarında olduğunu da hatırlatmış olayım. Şimdi içeride başlıklar bu şekilde. Dönüp küresele bakarsak, küreselde de önemli dipnotları takip ediyoruz. S&P'de değer kayıpları göz önüne çıkıyor. 4500 seviyesine yakınlamış durumda. Özellikle burada Powell'dan gelen mesajlar ve aynı zamanda Los Angeles'ta ilk defa Amerika üzerinde Los Angeles'ta ilk defa omikron virüsü görüldü. Omikron virüsü de 22 Ekim tarihinde Güney Afrika'dan gelen bir Amerikalı vatandaşla görüldü. Orta halli semptomlar gösterdiği paylaşıldı. Bu endişeler biraz daha ABD borsalarını satıcılık kılarken bugünün en önemli başlığı Brent petrol fiyatlarını etkileyebilecek ki hem Brent 70 dolar altında, ABD ham tipi petrolde 65 dolarlara yakınsadığını görüyoruz. Buradan OPEC'ten gelecek notları takip edeceğiz. Biz de içeride yatırımcı sunumundan gelecek sinyallerin, mesajları, piyasa fiyatlamaları üzerindeki etkilerini okumaya çalışacağız. Yoğun açıklamaların olacağı bir gün, piyasalar üzerinde oldukça hareketli bir gün bizi bekliyor diyerek Asya piyasalarına dönüyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Asya piyasalarındaki gelişmeleri almak üzere her sabah olduğu gibi Ersoy Kazancı bizlerle birlikte. Ersoy, hoş geldin yayına. Evet, aslında bugünün ana konusu özellikle OPEC artı toplantısından çıkacak sonuç diye görünüyor ama Asya piyasalarındaki görünümü de senden alalım bir. Pelin merhaba. Evet, genel görüntü Asya'da karışık. Japonya hafif ekside, Hong Kong, Şangay hafif artıda, Güney Kore %1'in üzerindeki artısıyla ayrıştı. Ama genele bakarsak Asya Pasifik'te çok net yön belirtmiyor. Tabii ki omikron endişesini fiyatlamaya çalışıyor piyasalar.
bazen çok etkin değil, çok ölümcül değil diyorlar. Veya dün Amerika'da yeni bir vaka görünce Kaliforniya'da tekrar endişe diyor piyasalar. O anlamda net bir fiyatlama yok. Ama birkaç haber başlığı dikkatimi çekti. Güney Kore enflasyonu %3.7 arttı. Beklenenden yüksek bir rakam. Apple tedarikçileri Asya'da düştü çünkü talep azalıyor. iPhone'a talep azalıyor açıklaması vardı Apple'dan. Çin teknoloji şirketlerinin Amerika'da halka açılmasını engelleyecek adımlar atıyor. Bunlar dikkat çekti. Alibaba hisseleri %4.5 düştü. Ama genel net bir yön yok Asya tarafında. Petrolde ise önemli, siz de konuşuyordunuz. OPEC artı toplantısına bugün karar günü, Ocak ayı için karar alacaklar Pelin. Son gelişmelere bakarsak yeni bir üretim artışı yapmayacaklar. Normalde 400 bin varil yapması bekleniyordu. Ama bu fiyatları çok etkiler mi? Yani yeni arz gelmeyecek diye fiyatlar yükselir mi? Bunu söylemek için erken, çünkü dediğim gibi omikron endişesi biraz daha fiyatlanıyor. Bugün öğleden sonra bu haberi de almış oluruz. Son bir notta İran görüşmeleriyle ilgili Viyana'da devam ediyor bu nükleer anlaşmaya geri dönüş. İran basına göre yeni bir taslak hazırlığı içinde İranlı diplomatlar. Tabi bu önemli bir gelişme olur. Hem İran hem Amerika nükleer anlaşmaya geri dönerse ama diğer taraftan diyeyim, İran basın dışında diğer basından böyle bir teyit henüz göremedim. Evet, son başlıklar böyle Pelin. Çok teşekkür ediyorum Ersoy, aktarmış olduğun bilgiler için diyerek Asya piyasalarını burada noktalıyoruz. İçeriğiyle devam ediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, içeride yoğun haber akışlarının olduğu bir günü, tarihi bir günü geride bıraktık ama bugün de yine yoğun bir güne merhaba diyoruz. Hem OPEC artı toplantısı, hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcılarla yapacağı toplantı derken, diğer tarafta ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan haftalık işsizlik maaşı başvuruları da yine takibimizde olacak. Özellikle Powell'ın enflasyon söylemleri ve şahin tutumunun ardından yine piyasanın özelinde olan bir veri olacağını da söyleyelim. Şimdi içeriği değerlendirmek üzere Enver Arkan'a gidiyoruz. Enver bizlerle birlikte, TR Yatırım Baş Ekonomisti. Enver, hoş geldin yayına. Özellikle merhaba, bundan sonraki süreçte şimdi dünkü döviz müdahalesiyle başlayalım istersen. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasaya döviz müdahalesi yaklaşık 1 milyar dolar tutarında olduğunu planlanıyor. Devamı gelir mi? Yatırımcının kafasındaki soru bu. Evet, şimdi tabii senin de aslında belirttiğin gibi biraz tarihi bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 7 yıldan sonra ilk defa döviz satımıyla Merkez Bankası'nın piyasaya müdahil olduğunu gördük. Tabii son dönemdeki döviz oynaklığı ve bunun makroekonomik dengesizlik potansiyeli, özellikle enflasyon nezdindeki noktasında Merkez Bankası'nın konumlanması çok önemli. Ve politikanın rotası şu anda gevşeme yönünde olduğundan dolayı Merkez Bankası acaba faiz dışında, hani bunu tabii şöyle söyleyelim, hani parasal sıkılaşma ihtimal dışında tutarak belirtmek lazım. Merkez Bankası ne gibi konularda bir yönlendirme yapabilir bu piyasa oynaklığı karşısında? Ama tabii döviz satımı konusu biraz burada ihtimal çok kuvvetli verilen bir şey değildi. Neden? Çünkü bir, Merkez Bankası uzun süredir bunu yapmıyordu, 2014'ten beri. İkincisi, rezerv yeterliliği konusundaki soru işaretleri, ki şu aşamada hani bütün ödünç rezerv kaynaklarını dışarıda bıraktığımız zaman swap hariç net rezervlerde yaklaşık olarak eksi 30 milyar dolar seviyelerindeyiz Merkez Bankası nezdinde. Dolayısıyla hani burada bir müdahale gelse de yeterli olmayabileceği yönündeki görüşü destekler bu. Neden? Evet, Merkez Bankası günlük anlamda piyasanın döviz talebini karşılamaya yönelik olarak satılabilir yükümlülükler üzerinden bir müdahalede bulunabilir. Doğru. Ancak tabii bunu ne kadar sürdürebilir, ne kadar devamlı hale getirebilir ve ne kadar kuvvetli bir şekilde piyasaya müdahale edebilir, döviz arzı sağlayabilir, o çok belli değil. Şimdi tabii gün içinde bazı hareketleri gerçekleştirdi kurda. Orada
14 seviyesine önceki gün dayanmış olan kurum bir 13 seviyesinin altına gerilemesi. Tabii şirketlerin döviz talebi var. Yıl sonu itibariyle bankalardan kaynaklı döviz talebi var. Bu karşılandı ama bu karşılandıktan sonra eğilim tekrar aynı yönde. Yani kurun artması yönünde. Bu noktada tabii politika desteği önemli. Yani Merkez Bankası'nın gerek sözlü yönlendirme, gerekse de ana para politikası rotası itibariyle bunu destekler nitelikte olması lazım. Çünkü kuru asıl olarak yukarıya götüren faktörleri, açıklamaları ortadan kaldırmadıkça, aksiyonları ortadan kaldırmadıkça bu doğrultu değişmeyecektir. Yani kurdaki artış hareketi devam edecektir. Şu anda da zaten tekrardan 13.50 ve üzeri doğru seviyelere doğru hareket etmesi, yeni ekonomi perspektifi çerçevesinde faiz indirimlerinin muhtemelen devam edecek olması, bununla alakalı olarak son dönemde Merkez Bankası içerisinde süregelen değişimler, dün en son yine ekonomi yönetimindeki değişiklik resmi gazetede yayınlanan gibi etmenler şu aşamada bize biraz iç finansal koşullar artı dış finansal koşullar kaynaklı olarak kurdaki artışı devam ettirebilecek gibi gözüküyor. Enver, peki şimdi bakan yardımcısının Nurettin Nebati'nin göreve getirilmesi bakan olarak ve Lütfü Elvan'ın istifası. Tüm bunlarla birlikte maliye politikasında bir değişiklik görür müyüz biz? Şimdi tabii burada yeni ekonomi perspektifi noktasında değerlendirmek lazım olayı Pelin. Çünkü Sayın Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu ekonomi bakış açısı daha düşük faiz oranlarını öngören, bunu değerlendirmeye alan, bunda tabii ki üretimi ve istihdamı arttırmak, ekonomik büyümeyi yüksek tutma odaklı olduğu anlaşılıyor. Tabii bunun içinde özellikle hani aslında ekonominin dönüşümüyle ilişkilendirilmesi gereken sürekli cari fazla veren bir ekonomiye doğru geçme arzusu var. Bu noktada ihracat artışıyla, turizm gelirleri artışıyla, yani sıcak paradan ziyade, yüksek faizle gelen sıcak paradan ziyade daha doğal bir döviz girişinin istendiğini bu noktada anlıyoruz. Haliyle bu politika doğrultusunda aslında bunlar hep bir şekilde hani ithal bağımlılığını azaltmaktan ileri gelmekte. Çünkü bizde üretim ve ihracat ithalata bağlı malum. Girdinin önemli bir kısmını yurt dışından temin ediyoruz. Enerjide tamamen ithal kaynaklı, bunlar hep döviz fiyatlarına endeksli ve döviz arttıkça tabii ekonomiye maliyeti artan, enflasyon etkisini arttıran, fiyat istikrarsızlığını arttıran ve ticari hayatı da sınırlayan bir etki yapıyor. Dolayısıyla bu modele geçişin ben biraz eksik kalan kısımların tamamlanmasıyla, bir yapısal dönüşümle olabileceğini düşünüyorum. Kısa vadeli bir planlama içerisinde bunun faizleri düşük tutarak, TL'yi zayıf tutarak gerçekleşmesi aslında makroekonomik dengelerin sağlanması yönünde bazı eksikliklere neden oluyor. Çünkü bir defa şu an kur hareketinin yukarıya doğru olması tamamen bir politika dahilinde olan kontrollü bir hareket değil. Ölçeksiz bir hareket ve kontrol dışı bir hareket olarak görünüyor ve fiyat belirsizliği bu noktada çok artmış durumda. Şimdi dolayısıyla buradaki ekonomi perspektifi noktasında para politikası, maliye politikası denklemi bağlamında şu an gidilen yönün ben çok fazla sürdürülebilecek noktada olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz burada eğer ki enflasyonla mücadeleyi ön plana alacak isek eğer ekonomi yönetiminin tüm paydaşlarının bunu bir amaç haline getirerek politikaları bu doğrultuda oluşturması lazım. Para politikası yeterince sıkı olmakla beraber maliye politikasının da yine benzer şekilde sıkılaştırıcı öğeleri barındırması gerek ama büyüme odaklı olunduğu zaman işte bu sıkı politika olgularının biraz daha açıkçası daha popüler tarafa doğru kayması durumu söz konusu oluyor. Ekonomik büyüme çünkü genelde aslında hükümetlerin başarı kıstasıdır bu noktada. Evet. Mesela çok yüksek beklenen asgari ücret zammını da bununla ilişkilendirebiliriz ama hani harcama konusunda bir kısa vadeli nefes aldırma durumu olsa da hem firma maliyetlerini arttıracağı hem de evet, talebi arttıracağı için enflasyon etkisi olacak onun da.
Çok teşekkür ediyorum Enver aktarmış olduğum bilgiler için diyerek yine bu kez aslında içeriğiyle devam etmek istiyorum. Dünkü gelen tarihi karar 7 yıl sonra Merkez Bankası'nın döviz piyasasına yönelik yapmış olduğu müdahale, döviz satımı gerçekleştirmesi ve dolar kurundaki seyir ve volatilitenin de artması. Oldukça geniş bir banttı. Bakıyorum 12.41 ile 13.88 arasında fiyatlanan bir dolar TL. Dün de yayınlarda oldukça anlatmaya çalıştın Serdar. Evet. Yine bakalım bugün yatırımcı nelere dikkat etmeli ve kur nasıl bir seyir gösterdi bize? İşte bakıldığında burada grafikte hem sarı ile dolar kurunu yakın zamanda son aylarda gerçekleşen yükselişi hem de kurun aylık kur volatilitesi yani zımni oynaklık dediğimiz dalgalanmayı göstermek istedik. Bakıldığında onu da beyazla gösteriyoruz. Yani şu son hareketler 50'nin üzerine gelmesi aylık oynaklığın bakıldığında yani daha önceki işte bu yıl Mart ayında yaşadığımız, geçen sene Kasım'da gene Maliye Bakanı görev değişimi esnasında yaşadığımız önceki hareketlerden ziyade artık 2018 Ağustos-Eylül döneminde yaşanan döngüye benzer bir volatilite artışına işaret ediyor. Grafikte de görüleceği üzere işte hafta genelinde Merkez Bankası'nı muhtemelen müdahale etmeye yönlendiren işte gün içerisinde %4'lük 5'lik hareketler hatta son müdahale öncesinde hani birkaç saatlik zaman dilimlerinde oldukça sağlıksız fiyat oluşumları Merkez Bankası'nı bu harekete yönlendirdi ve hani bakıldığında nispeten vadeli işlem opsiyon piyasasındaki yaptığı 340 milyona yakın hareketle beraber toplamda 1 milyar dolar gibi nispeten sınırlı yani 2014'te 3 milyar dolar ya da daha önceki yaptığı müdahalelere göre bakacak olsa nispeten sınırlı bir hareketle bu 12.47'lere kadar geldi. Ama işte yeni haber akışıyla beraber 13 seviyesinin üzerine bakıldığında geldiğini görüyoruz. İşte bundan önce kur hani 13.40'lara geldikten sonra bir 11.60'lara kadar gerilemişti hatırlanacak olursa. Dolayısıyla hani yakın zamanda nispeten köşe nokta olarak belirtebileceğimiz işte 11.60, 12.47, bir önceki zirve olan 13.47 ve önceki gün gördüğümüz tarih zirve olan 13.95. Ama esas itibariyle tabii ki kuru seviyesinden ziyade likiditenin yerinde olması ve gün içi oynaklığın nispeten azalması. Yani bu iş dünyasının önünü görebilmesi adına kısa orta uzun vadeli taahhütlere girmesi adına yani önünü görmesi adına ya da bir hedge işlemi yapacaksa onun nispeten maliyetini makul bir seviyelere çekmek adına bu 50 seviyelerin altına doğru geri geldiğini görmemiz gerekiyor. Yabancı yatırımcının da yani önümüzdeki dönemde bakıldığında Aralık ayında nispeten iç borç takvimi sakin, Ocak, Şubat'ta daha yüklü itfalar ve borçlanma programı var. Ama hani yabancı yatırımcının da biraz daha buraya teveccüh göstermesi adına önemli. Yarın enflasyon rakamını karşılayacağız. Yani orada da 20'nin üzerine aylık %3'lük bir enflasyonun gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu ortamda kur volatilitesini aşağı doğru gelmesi oldukça önemli. Peki kurdaki volatilitenin aşağı doğru gelmesi önemli diyorsun. Evet. Şimdi dün yapılan müdahale, öncelikle şunu sormak istiyorum. Sıkılaştırıcı bir müdahale miydi? Yani Merkez Bankası'nın döviz piyasasına yönelik yapmış olduğu yani piyasaya yönelik bir döviz satımı bir sonraki hamlede Merkez Bankası'nın faiz arttırımını getirir mi? Yani normalde okuduğumuz şey budur aslında. Böyle midir yapılması? Yani bu hamlenin desteklenmesi için bir faiz artışı mı gerekiyor? Tabii şimdi bakıldığında kur oynaklığını azaltma yönünde yapılan bu hamlenin tabii ki Merkez Bankası piyasaya dolar veriyor. Karşında TL çekiyor ve dolayısıyla hani bir sıkılaştırma bir adımı olarak bu nitelendirilebilir. Zaten bakıldığında gecelik piyasada faizin 16'ya hatta 16.5'tan işlem geçiyor olması yani politika faizi 15 olduğu halde ya da offshore tarafta ciddi şekilde haftalık aylık swap faizlerine 25'lere 26'lara çıkması hani sıkılaştırıcı etkisi de bunu gösteriyor ama önceki müdahalelerde gördüğümüz üzere işte alışık olduğu gibi 2 ile 6 haftalık bir periyotla bunun bir faiz arttırımıyla desteklenmesi noktasının hani çok dışında olduğumuzu, bunun çok beklenti dahilinde olmadığını yani hem yakın zamanda siyasi iradeden, ekonomi yönetiminden, Merkez Bankası'ndan vesaire gelen açıklamalardan ve akademiden, yabancı iş dünyasından da gelen açıklamalar daha ziyade hani bunun bir faiz arttırımıyla desteklenmesini beklenmediği bilakis hani ilk toplantıda Merkez Bankası'nın belki de önden yüklemeli bir hani 100 bas puan belirtilerinden daha yukarıda bir faiz indirimi yapabileceği şeklinde. Dolayısıyla önceki durumlardan yani 2014'teki müdahaleden ya da işte 2018'den ya da yakın zamandaki diğer gelişmelerden herhalde en fazla ayıran bu sefer Merkez Bankası'nın bu kur müdahalesinin kendi içinde sıkılaştırıcı bir eylem olmasına rağmen esas itibariyle hani Merkez Bankası'nın birinci silahı olan faiz silahının bu tarafta kullanılmasının pek beklenmemesi. Evet. Genişlemeci adımın olması. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Hal böyle olduğunca bu kez şimdi
döviz piyasasındaki sıkılaştırıcı hamle, ardından bir sonraki toplantıda da faiz indirimi beklentisi piyasalarda da oynaklığı daha da arttırmaz mı önümüzdeki süreçte? Ya da Merkez Bankası bir kur hedeflemesi mi? Yani 14 seviyesi Merkez Bankası'nı rahatsız mı etti ki acaba böyle bir hamle alındı? Bunu da sormak istiyorum. Evet, çeşitli kurumlardan, kişilerden, akademilerden aldığımız görüşlerde hani seviyeden ziyade volatilitenin daha ön planda olduğunu, yani 50'nin üzerinde bir aylık zimli oynaklığın, çünkü yani kabaca bakıldığında hani günlük %3'lük 4'lük hareketlerin normal hale gelmesi, yani normal hale gelmesi derken birkaç kere tekrarlanması artık Merkez Bankası'nı bu noktada aksiyona geçmek durumunda bırakmış olabilir. Hani bir seviye hedefinden ziyade kur volatilitesi hedefi, onun da hani geldiği nokta, müdahalenin geldiği nokta itibariyle 50'nin üzerine çıktığı yerde geldiği şeklinde yorumlar var. Evet, oynaklık birincil aslında dikkat edilen bir durum, faktör olarak Türkiye Cumhuriyet Tabii Merkez Bankası'nın. İş dünyası bir maliyet, bir taahhütte bulunurken muhakkak hani bir hani aldığı sattığı ürünün fiyatı var ki orada da çok yüksek bir volatilite var bizim dışımızda, enerji, doğalgaz, tedarik zinciri. Bir de hani yerel para biriminin bu işiyle beraber bakıldığında karar almayı oldukça zorlaştıran bir süreç. Evet, dolar kuru ve aylık yine volatiliteyi konuşmuş olduk. Aylık zımmi oynaklığı da konuşmuş olduk Serdar Pazı ile birlikte. Şimdi kısa bir ara diyoruz. BioPotus tarafındaki işlemlere bakacak olursak 0.47'lik yukarı yönle birlikte 2041 puandan işlemden geçerken dolar TL an itibariyle yatay görünüm sergilemeye başladı. 13.32 seviyesinden de işlemden geçiyor. Hemen info yatırıma gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz bizlerle birlikte. Mert, hoş geldin. Evet, bugünkü beklentini alayım diyeceğim. Fakat merhaba, dünkü Merkez Bankası'nın yine müdahalesiyle birlikte yorumlayacak olursak ne dersin? Evet, yani 7 yıl sonra Merkez Bankası'ndan gelen direkt bir müdahale. Yani sağlıksız bir fiyat oluşumundan söz ediyor Merkez Bankası ama yani birkaç açıdan değerlendirmek mümkün. Birincisi, seviye olarak gelinen seviyeden rahatsız olduğunu düşünüyorum ve bunun bir sinyal etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri, gün içi oynaklık son derece yüksek, bundan rahatsızlık duyulduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü ve bence en önemlisi, bir likidite kurması söz konusu. Yani çok küçük hacimli işlemlerle kurun çok hızlı yukarı gitmesi nedeniyle yapılan bir müdahale. Ama bundan önceki, yani tarihsel olarak bakıldığında da bundan önceki müdahalelerin çok da fazla istenen sonuçlara ulaşmadığını gösteriyor. Ama dediğim gibi burada özellikle gün içi volatiliteyi biraz azaltmak ve kuruyan likiditeyi canlandırmak amaçlı atılmış adım olabilir. Ama tabii burada esas sorun Merkez Bankası'nın rezervi konusu. Son dönemlerde brüt rezervlerde bir toparlanma olsa da hala net rezervde yaklaşık 35 milyar dolarlık bir eksi var. Ve bu da aslında bir miktar elini bağlıyor Merkez Bankası'nın. Yani bu müdahalelerin süreklilik arz etmesini beklemek çok gerçekçi değil. Onun dışında dün bir görev değişikliği oldu. Sayın Nebati Bakanlığa atandı. Hayırlı olsun diyeyim ona da. Zaten piyasa açısından da beklenen bir durumdu bu. Sayın Bakan'ın bundan önceki yakın zamanda yapmış olduğu paylaşımlarda uygulanmakla olan politikayı desteklediğini gösteriyor. Ve bugün Merkez Bankası'nın yatırımcılarla iki toplantısı var. Bir tanesi yerli, bir tanesi yabancı yatırımcılarla. Oradan verecek olan mesajlar, gözler artık 16'sında yapılacak PPK'ya çevrilmiş durumda. Tabii biz kendi gündemimizi tartıştığımız için dışarıda FED'den gelen açıklamalar var. Yani tapering'in hızlanması gibi. 16'sına yaklaştığımızda tekrar değerlendireceğiz ama borsa tarafında sakin. Yani açıkçası iki tarafında, yani döviz tarafında, hisse tarafında biraz Merkez Bankası toplantısından verecek mesajlara odaklanacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi, yani Merkez Bankası'nın uzun bir aradan sonra, ve şunu da söyleyeyim her şeye rağmen, yapılmış olan müdahalenin net ve şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılmış olmasını da son derece önemsiyorum. Ama yapılan müdahalenin süreklilik arz etmesini beklemek çok gerçekçi değil. Piyasa kendi dinamikleri çerçevesinde kurun bir miktar aşağı gelmesini gerek seviye olarak gerek dalga boyu olarak görmek isteyecektir bence. Yatay bir başlangıç yapmasını bekliyorum dedim. Bugünün piyasanın odağında merkezin yatırımcılarla yapacağı toplantı ve o toplantıya kadar yatay bir görünüm olur diyorsun. Evet, doğrudur.
Evet, çok teşekkür ediyorum Mert, aktarmış olduğum bilgiler için diyoruz. Mert Yılmaz da bizlerle birlikteydi. Viyop açılışını aktardık. Borsa açılış beklentisinde ise yatay bir başlangıç olmasını bekliyorum dedi kendisi. Bugünün en önemli majör konusu ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcı toplantısı olacak. Yerli ve yabancı yatırımcılarla yapacağı toplantı öne çıkıyorken OPEC artı toplantısı da yine yurt dışından takip edeceğimiz petrol piyasası açısından önemli bir konu olarak devam ediyor diyerek programı burada noktalıyorum. Sözü piyasa masasına bırakıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle.